Ekol Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadın devam ediyor. Almodico Dış Ticaret Müdürü Sayın Florina Balluku ve Almodico Genel Müdürü Sayın Ümit Güneş konuğumuz dünya çapında alınmış bir ödülü konuşuyoruz. İnovasyon ve Mükemmeliyetçilik Ödülü. Firmaların haberi olmadan yapılan bir jüri yarışması. Sonunda diyorlar ki ödül aldınız. Şimdi tabii bu iş aynı zamanda bir iş yönetme meselesine geliyor. Evet. Biraz sonra yalnız Sayın Balluku'dan bu iş geliştirmeyi aldıktan sonra şeyi hiç konuşmadık. Nasıl bir şey yaptınız onu biraz açalım istiyorum. Ama Sayın Balluku, yani dedim ya o bir virgül atıyorum reklama gidiyorum. Şimdi o virgülü bir kaldırayım ben. Bu durup dururken olmuyor. İş geliştirmek lazım dediniz. Diğer firmalarımıza da, müteşebbislerimize de örnek olması bakımından nasıl bir iş geliştirmeden bahsediyorsunuz? Aslında şöyle. 29 ülkeyle gidip direkt distribütörü bulup da anlaşma yapılmıyor. Bunun bir önceki aşamaları var tabii ki de. İş geliştirmeyi yaparken demografik yapısını, ülkenin hasta yapısını, ülkede ne kadar hasta var, ülkedeki gelir seviyesi nedir, refah seviyesi nedir? Bunların hepsinin analizi yapılıyor. Pazar inceleniyor yani. Evet, bir market behavior, pazar araştırması yapılıyor. Business plan yapılıyor bununla ilgili. Ortalama 10 ile 15 sayfalık verilere istinaden bir sonuça ulaşıyoruz. O sonuça göre distribütörlerle masaya yatırıyoruz. Yani konuyu. Çantayı alayım gideyim de şu ülkeyi böyle bir durum yok. Hiçbir sektörde yok da biraz bunu yapıyoruz maalesef. Çünkü şöyle oluyor. Distribütörle görüşmeler esnasında sizin ürününüz yeni bir ürün. Ve tanıtmanız gerekiyor. Defansif geliyor değil mi? Tabii. Defansif geliyor. Tabii. Çünkü 50 senelik 60 senelik dünyada ünlü firmalar var. Ürünler üreten. Tabii ki de klinik başarıları çok daha düşük. Bizim ürettiğimiz üründe ortalama %10-15'lerde. Yani bizim 96 dediğimiz zaman böyle bir duruyorlar. Bizim o ürünü tanıtmak, medikal departmanı, medikal açıdan ürünü tanıtıyor. Ürün müdürü ürünü tanıtıyor. Ondan sonra biz dış ticaret olarak hemen devreye giriyoruz. Bütün istatistikler, verileri paylaşıyoruz. Ondan sonra kafalarında bir şey oluşuyor. Analiz raporlarıyla tabii gidiliyor. Evet. Tabii. Şimdi Sayın Güneş, bir önce şunu sorayım ya. Türk firması olmanın zorluğu yaşanıyor mu? Algı açısından baktığınızda. Hani evet. Bilim, Türkiye falan. Evet. Biz çok bilim üretmişiz zamanda da şimdi maalesef hani sıkıntılarımız var. Ya, zaman zaman yaşıyoruz. Aslında hani son küçük bir örnek verebilirim belki. 2018'in Ekim ayında Mardin'deki CPHI fuarına katıldık. Fuarda ben de vardım. Fuarı ziyaret ederken bir bayan geldi ve ürünlerimize baktı. Lansmanını yaptığımız ürünlerimiz vardı. Mevcuttaki ürünümüzle birlikte. Çok şaşırdı. Çok enteresan şeyler yapıyorsunuz. Niye şaşırdı mesela? Ne yapıyorsunuz? İnovatif olması ürünlerin çok dikkatini çekti. Olmayan ürünler, olmayan şeyler. Sonra nereden geliyorsunuz dedi. En son sorusu buydu. Biz Türkiye'den geliyoruz dedik. Tavır biraz şeydi. Çok kısa bir süre sürdü. Sandığımız terk etti. Ama yani zorlukların yaşadığımız şeylerden bir tanesi şu belki de. Bizim çabalamamız aslında. Onların ne düşündüğünün önemi yok. Ben yurt dışında yaşamış biri olarak şunu çok daha söyleyebilirim. Türk insanının zekası, dünya ortalama zekasının çok üzerinde. Yeter ki sistematik hale getirelim. Kesinlikle zeki bir toplumuz. Genç bir toplumuz. Ki üniversiteyle mesela yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonuçlarını çok keyifli sürdürüyoruz. Bir rol model olmaya da çalışıyoruz. Hani elbette ki ben de şimdi televizyonda böyle bir firmayla ilgili yapmış olduğunuz mülakatınızı izlemiş olsaydım biz niye yapmıyoruz, biz neden yapmayalım derdim. Aslında beni cesaretlendirmek bizimki. Herkes yapabilir ama galiba sistem. Elbette ki. Sistematik olmak. Elbette. Tabii akabinde şunu da yaşıyorsunuz. Yine birkaç yıl önce bir fuardayken o şehrin belediye başkan yardımcısı bizi çağırdı, randevu verdi. Bizim böyle bir talebimiz yoktu. Randevuya gittik. Dediler ki biz sizin ürününüzü bir yıldır inceledik. Firmanızı da inceledik. Lütfen gelin bu ülkede yaşayın. Biz size işte fabrika binaları verelim. İşte üretim yapmanızla ilgili her türlü imkanı sağlayalım. Ama siz ürününüzü buradan dünyaya satın ve artık buralı olun. Ülke bir verme şansımız var mı? Almanya, evet. Almanya mı? Evet, yani. Almanya, evet. Tabii orada bu şu çok önemliydi. Buradaki bilim insanının ürettiği bir değer. Bizim ülkemiz, bizim insanımız. Elbette ki dünya iş var vermek istiyoruz ama
Biz her şeyden önce bir Türk'üz ve hani ülkesini çok seven insanlarız. Buradan gitmesi, ürünün dünyaya satılması ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır. İşte o 2,5 milyar insana ulaştığımız ve peyderpey ulaşmaya başladığımız her anda o katkıda katlanarak gidecektir. Tebrik ediyorum. Aslında diğeri çok kolaydı. Yani bir Alman patentiyle veya Alman firması özelliğiyle dünyanın her yerine çok hızlı giriyor. Daha zorunu seçmişsiniz ama tebrik ediyorum. Evet, bu bizim bu ülkeye olan inancımız, bu topraklara olan borcumuz, insanımıza olan güvenimizden kaynaklanıyor. Açıkçası hani manevi duygularınız eğer eksikse sadece ticari olarak bakabilirsiniz bazen belki hayata ama biraz sabrımız, biraz bilime önem vermemiz temelinde de hep fayda kavramı var. O fayda kavramını öncelikle tabii ki içinde yaşadığımız, büyüdüğümüz topraklara vermemiz gerekiyor her anlamda. Şunu soracağım, bu nasıl hani o biraz biz bunun heyecanına kapıldık gitti arada ama evet. Ben tekrar oraya dönmek isterim. Nasıl bir şey yaptınız yani bu şöyle, nedir? Şöyle hemoroid rahatsızlığında 4 aşama var. 1 ve 2. aşama başlangıç aşaması. 3 ve 4 artık en ağır hastanın son anlarına geldiği durum. Aynı zamanda da işte makat çatlağı dediğimiz ağırlıklı kabızlık ve ishalden kaynaklanan ve çok yaygın olan rahatsızlıklar. Burada tabii ki ürünün sprey formunda olması çok büyük avantaj. Günde bir kez kullanılıyor olması, özellikle akşamları yatmadan önce kullanılıyor olması önemli. Ve çok hızlı bir şekilde semptomlar yani belirtiler nedir bu rahatsızlıkta? Kanama, kaşıntı, ağrı, meme oluşumu. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde özellikle ağrıdan başlamak üzere ki en ağır hasta bizim ürünümüzden 2 kutu arka arkaya bitirmek durumunda. Başlangıç seviyesindeki hastalarımızın bir kutu kullanması yeterli olacaktır. Dolayısıyla peyderpey çok hızlı bir şekilde ağrıdan, kaşıntı ve kanamadan öncelikli olarak kurtulup daha sonrasında da hemoroid memesinin küçülüp ve kaybolması gibi bir hedefimiz var. Elbette ki %100 mucize kesin değiliz çünkü bilimde böyle İlaç bir kavram yok. Bu. Evet. Ama %96 sektör ortalamasının çok üzerinde bir rakam. Aslında zorlandığımız şeylerden biri de bu. Gerçekten %96 mı insanlar deneyimlemeden çok da bazen şüpheye yaklaşabiliyorlar. Yani. Hayat bir deneyimdir zaten. Deneyimledikten sonra aynı yerde duruyoruz. Yurt dışında sertifikaları gösterince biraz daha kolay da bizde ben bileceğim abi. Evet. Yani durumu vardır. Ödül gününe geleceğim. Size geleceğim. Ama siz orada mıydınız? Evet, beraber gittik. Ümit Bey çıktı. Evet. Nasıl bir şey o? Ne hissediyor insan? Tarifi olmayan bir duygu aslında. Şöyle ki, biz hazırlanmıştık. Çünkü 3 ay önce bize açıklandı bu ödülü kazandığımızı. Fakat oraya gelince hazırladığımız her şeyi unuttuk. Çünkü öyle bir heyecan ki yanımızdaki kişiler de heyecanlı. Sonuçta kategoriler farklı. Bronz, gümüş ve altın olarak 3 kategori vardı. İşte bizim önümüzde bizden önce çıkacak olan firmalar tabii ki bize heyecanlarını böyle yansıttılar. Evet. O anda Ümit Bey'in çıkmasıyla geri gelmesi arasında çok hızlı bir bana 5 saniye gibi bir şey geldi. Oysa ki fotoğraflar çekildi, konuşmalar yapıldı. Çok hızlı geçti, rüya gibiydi. Çok gururlandım şahsım adına ve şirketim adına tabii ki de. Uluslararası platformda böyle bir ödül almak. Hele ki bir Türk firması olarak oraya gitmek farkındalığımızı bir daha ortaya koydu. Bu çok kıymetli. Siz sahneye evet, çıkarsınız. Çıkarken, çıktıktan sonra bir şeyi fark ettim çıkarken. From Turkey'yi duymuştum ama arkasında Almedico'yu duymamıştım açık söyleyeyim. Yani bu çok şey çok önemli. Yani ülkenizin ismini bir yerde duyurmak o kadar güzel bir şey ki. Biz sadece bunun için savaşan neferlerden biriyiz. Ama temelinde aslında ülkemizin isminin bir yerde olması, ülkemizin tamamen kalitesinde olması. Elbette ki Almedico ailesi olarak sonuna kadar tebriği hak ediyoruz. O alın terini verdik. Üniversitemizle birlikte tabii ki. Ama hani bize destek veren hekimlerimizin, eczacılarımızın bu ödülü herkesle paylaşıyoruz. Ama hepimizin ortak özelliği bu ülkede olmamız. Hani from Turkey'yi herkes duydu. Çok farklı milletle, ülkelerden insanlar vardı. Elbette Türkiye'den bir firma. Bu algı çok önemli. Umarım birçok platformda, sadece bizim içinde bulunduğumuz sektörde değil, birçok sektörde, dünyanın yapılan birçok organizasyonunda
From Turkey'yi çok daha fazla farklı bir şekilde duyuracak çok firmamız, çok başarılı hikayemiz olur. Sanatta, bilimde, her alanda. Ama tabii işte bilimde gelince insan biraz daha böyle bir silkeleniyor ya. Bir dakika biz de yapabiliriz. Evet. Şey yapıyorum. Çünkü sadece bir Ar-Ge yapmak, ürün üretmek falan filan değil. İlaç sektörü çok zor bir sektör. Dünyada lobilerinin çok güçlü olduğu bir sektör. O pazara girmek de çok zor. İlaç sektörünün bir özelliği daha var. Hazır Woman TV'deyken onu da konuşmak istiyorum. İlginç. %78'i kadın. Evet. Biraz açar mısınız bunu? Aslında kadının hegemon olduğu bir sektörde çalışmaktan çok şanslıyım. Erkekleri de çalıştırıyoruz arada diyorsunuz. Aslında Ümit Beylere sormamız gerekiyor bu konuyu. Zorlanan taraf bu kez erkekler bizim sektörde. Dünya istatistiklerine baktığımız zaman orta düzey yöneticilerin sadece %35'i kadınlardan oluşuyor. Hı hı. Türkiye'de de orta düzey yine yöneticilerin %20'sini sadece kadınlar oluştururken ilaç sektöründe üst düzey yöneticileri %78. Sırrı ne bunun? Şöyle ki çok hassas bir konudan bahsediyoruz. Sağlıktan bahsediyoruz. Kullanıcılarımız, son tüketicilerimiz yani hastalarımız biraz bu konulardan böyle daha mütevazilik, samimiyet, anaçlık istiyorlar. Bizim dilde öyle derler. Evet, evet. Bu konudan dolayı, maskülen tavrımız olmamasından dolayı kadınlar daha fazla destekliyoruz hem de destekleniyoruz. Çok güzel. Pozitif ayrımcılık istiyor musunuz? Sayılarımız çok dengesiz, mücadele giremiyoruz. Yok, peki size bir şey sormak istiyorum Ümit Bey. Buyurun. Biz son yıllarda bir kere memnuniyet verici, size de lütfen burada ekleyeceğiniz şey varsa ortak sorum olsun. Evet. Son yıllarda biz bunu çok konuşuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yaptığı inovasyon zirveleri var. Hı hı. İlkleri biraz denemeydi ama mesela ben geçen senekini çok beğenmiştim. Evet. 2-3 tane oturumunu da takip edebilme şansım evet. oldu. Güzel, inovasyonu konuşuyoruz, tamam. Hı hı. Ama size şunu sormak isterim. Hani başarmışına sorayım bari. Türkiye inovasyonu anladı mı? Yoksa slogan mı atıyoruz? Şöyle, aslında her türlü altyapıya sahibiz. Genç bir nüfusa, üniversitelere, firmalara ki elbette ki inovasyonun faydalarını insanlar bir şeyleri ürettikçe çok daha yani. Mesela şu an bizim inovasyon algımız çok üst düzeyde. Çünkü onur edildik aynı zamanda. Bu ödül gelmeseydi de zaten biz hani kendi yolunda elbette emin adımlarla giden bir firmaydık. Ama sadece bizim noktada motive etti. Biraz motivasyona ihtiyaç var. Öyle tahmin ediyorum. Motivasyonunu ne sağlar? Bu anlamda inovatif söz vardır ya, marifet iltifata tabidir diye. Kesinlikle, tetikliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ne sağlar? Çok farklı şeylerden bahsedebiliriz aslında. Verilebilecek bir takım desteklerden tutun da imkanlarla alakalı aslında bir de. Maalesef ki hani beyin göçü yaşadığımız bir gerçeklik. Hepimizin kabul ettiği. Belki de bunun önüne geçilmekten başlanması lazım. Çünkü çok değerli insanlarımız. Belki yurt dışında güzel şeyler yapıyorlar ama maalesef orada yapıyorlar tabii ki. Tutmak çok önemli. Aynı zamanda çalışma şartlarını oluşturmak çok önemli. Tabi burada her şeyi hani işte kamu sektöründen tabii ki beklemiyoruz. Pardon, bu arada da çalışma şartları derken şimdi yanlış anlaşılmasın. Maddi olanaklardan değil, işini yapabilme şartları. Aynen öyle. Teknik imkanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla hani firmaların da gerçekten özverili olması gerekiyor. Yani devletin ve firmaların özel sektörü bu noktada yapacağı her türlü özveri yeni inovatif ürünleri getirecektir. Örneğin biz bir evet ürünle ağırlıklı olarak dünyanın dikkatini çektik. Ama şu an ortak özellikleri yine dünyada muadilleri hani olmayan bu sene lansmanını yapacağımız ve akabinde de peyderpey piyasaya süreceğimiz fibromiyalji ile ilgili ürünümüz var. Böbrek yetmezliği ile ilgili, disitotik egzama, sinirim sistem bozuklukları ve tırnak batması gibi yine dediğim gibi ortak özellikleri bu ürünlerin de dünyada muadillerinin olmaması. Dolayısıyla bu bir alışkanlık haline geliyor. Birini yaptığınızda diyeyim yapabilirim diye özgüven. İnovasyonu anladık mı sorusu elbette ki bu tür örneklerle daha da anlaşılacak. Çünkü bu işin bir sonu yok. Bilimin sonu yok. Dolayısıyla mümkün mertebe anlayan firmaların bahsetmiş olduğum sebepleri ve teknik imkanları sunduğumuz sürece olacağını düşünüyorum. Çünkü fayda sağlıyor. Fayda sağlıyor. Bize o kadar çok insan dönüp teşekkür ediyor ki. Çok teşekkür ediyor. Çok mutlu oluyoruz.
Çok yorulduğumuz anlarda sitemize atılmış çok böyle güzel bir mail bizi tekrar o yorgunluğumuzu alıyor ve çok daha hızlı çalışmamızı sağlıyor. Hiç yoruldunuz mu? 20 yıl. Şimdi ben şunu çok dürüstçe soracağım. 20 yıldır Ar-Ge yapıyorsunuz. Farklı farklı konularda. Yani bu bence önemli bir yolculuk. Şimdi 20 yıl geriye gittiğimde sene ne yapar? 99. Evet. 99 depremi, 2001 krizi, 2008 krizi, arada bir 2007 var, 2006 sallanması var, 2011 var falan. Hiç yoruldum dediniz mi? Dürüstçe. Şöyle söyleyeyim. Fiziksel olarak belki evet koşturuyorsunuz, yoruluyorsunuz ama inançlarınız eğer güçlüyse gerisi geliyor. Elbette ki yorgunluk, bizler de insanız. Elbette ki yorgunluk hissettiğimiz anlar olmuştur. Ama bizi motive eden şey aslında sonucu gerçekten istediğimiz şekilde inovatif bir ürüne gidiyor muyuz? Her yaptığımız o aşama, her o hani özellikle klinik çalışmalardan, işte ürün üretimindeki her safhasında doğru noktada mıyız? Doğru mu gidiyoruz? Evet, tünelin ucunda bir ışık var, bunu görebiliyor muyuz? Görebildiğiniz sürece koşuyorsunuz çünkü. Yani firmalarımız sonuca kilitlensinler. Elbette ki. Bu çok önemli. Elbette. Yani. Bir de bir şey soracağım. Şimdi sizin sektöre özel olduğu için soracağım. Şimdi sokaktaki insana bile çıkıp sorsam, ilaç sektörü desem o lobiler derler. O yüzden tabii ki bu hani şehir efsaneleri vardır. Ben onu sormayacağım, o aşamayı sormayacağım. Ama mutlaka bir pazara girerken çok dominant rakiplerle rekabet ediyorsunuz. Bunu aşmak zor oluyor mu? Ürün alternatifsiz, tamam burada bir avantaj var da. Evet, şöyle ki klinik çalışmalarla destekliyoruz. Bilimi alıyorsunuz yani. Evet. O zaman da işler kolaylaşıyor mu? Şöyle ki dediğim gibi yine bizim çalışmamız, istatistiksel verilerimiz, klinik çalışmanın istatistikleri ve de üzerine bizim sunum yapma kabiliyetimiz hepsi birlikte sentezleşince tabii ki de distribütör de farklı bir yerde konumlandırıyor ürünü. Ondan sonra da distribütörler kendileri kapımızı çalıyorlar ki bu sene o şekilde ilerliyoruz. Çünkü uluslararası platformda bir şekilde sesimizi duydurduk. Distribütöre sattırırız biz diyorsunuz. Şimdi çok fayda, güzel bir strateji fayda, bence de. Evet, fayda oradan gelmesi talebi. Yani doğru iş yapıldığında insanlar sizi gerçekten bulmak durumunda. Örneğin bir rahatsızlığınız var. Bu rahatsızlığınızın çözümü işte yolu olmayan ama koca bir tepede yalnız yaşayan bir adamın elinde. Metafor yapıyorum şimdi. Bir şekilde oraya gitmeniz gerekiyor ve başka bir şey yok. Gidersiniz. Yani bir şekilde bulursunuz. Dolayısıyla yeter ki siz doğruyu yapın. Yani efektif olsun. Yaptığınız iş, ürün işe yarasın. İşte o zaman bilimin önünde hiçbir şey duramıyor. Bu kadar basit. Aslında burada şöyle de bir tecrübem oldu. Sudan'dan bir distribütör geldi. Sizinle kesinlikle görüşmek istiyorum. Konuştu. Tamam dedik. Bir de biz direkt böyle çalışmalara falan başladık. Oysa ki sadece iki günümüz var. Ben uçak biletimi aldım, geliyorum dedi. İki gün sonra işte görüştük. Masada bütün konuşmalarımızı yaptık. Aslında dedi ben ürüne neden güveniyorum biliyor musunuz? Bir sene önce bir İstanbul'da eczanede ürünü almış, kullanmış ve sonucunu görmüş. Müşteri de inovasyon avcısı. Evet. Kullanıp evet. Başarısını görmeseydi belki gelmeyecekti. Belki böyle, çünkü sağlık dediğiniz zaman çok geniş bir alan. Sadece proktoloji çalışmıyor distribütörler. Kardiyoloji çalışıyor veyahut kanser ilaçlarında çalışıyor. Uzmanlık alanı bizim ürün olamayabiliyor. Fakat bu distribütörümüz geri gittiğinde Sudan'da yeni bir ekip kurmuş, bütün altyapıyı hazırlamış bir sene içinde, bir de geldi iki gün içinde karşımıza ürünü aldı. Yani demek ki doğru bir şey yaptığınızda o geliyor. Evet. Bir cümle son bir şey söylemek isterseniz sizden alayım. Teşekkür etmekten ben teşekkür başka. Ediyorum. Şimdi Sayın Güneş'e bir soru sorarak son cümlesini rica buyurun edeceğim. Biz çok fazla katma değer konuşuyoruz ki iyi ki konuşuyoruz. Evet. Fakat sizin yolunuzdan gidersem, bilim, gelişme ve katma değer üçgeni desem ne yapmalıyız? İlk ne yapmalıyız? Onun yanıtını sizden alarak veda edeyim. Farklı düşünmeliyiz her şey önce. Yani alışılagelmiş yöntemler değil de nasıl çözebilirim diye baktığımızda, aslında pozitif baktığımızda evet çözüm geliyor. Şimdi beyin öyle bir şey ki, aynı zamanda bir yaşam koçu olarak konuşuyorum. Beyin bizim çok üzerinde durduğumuz bir organdır. Çok güçlü. Yani %4'ünü kullanıp
İnsanoğlu eğer bu noktaya geldiyse gerçekten çözümsüz yaklaşım bakış açısı da baktığında ve arkasında bir emek verdiğinde tabii ki sadece istemek yetmiyor. Çok da çalışmak gerekiyor. Ama yılmadan çalışmak gerekiyor. Kritik kelime bu. Yılmadan çalışmak. Hanımefendilerden başlayayım. Almedico Dış Ticaret Müdürü Sayın Florina Balluko çok teşekkür ediyorum. Almedico Genel Müdürü Sayın Ümit Güneş çok teşekkür ediyorum. Hem çok geldiniz, tecrübelerinizi bizle paylaştınız. Diğer firmalara örnek olacak o modeli anlattınız bize. Hem de ödül için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Efendim gördüğünüz gibi eğer çalışırsanız, yeni bir şeyler yaparsanız ve yılmadan yürürseniz, bilime de inanıyorsanız günün sonunda hiç ummadığınız yerde bakıyorsunuz bir inovasyon avcıları ekibi sizi keşfedebiliyor. Bence bu ödülün, bu yolculuğun en tatlı, en güzel tarafı bu. Sizi keşfediyorlar. O zaman her birimiz firmalarımızda önümüzdeki işi iyi yaparsak belli mi olur? İyi ve orijinal bir şey ürettiğimizde bir inovasyon avcısı da sizi bulabilir. Kadınıyla erkeğiyle %78 kadın yönetici ve son derece başarılı yine onlar kadar erkek yöneticiler. İşte aslında bilim, katma değer, yenilik bu iki kanadın birleşmesinden çıkıyor. Unutmayın, tek kanatla uçamazsınız. Önümüzdeki program tekrar görüşene dek şimdilik hoşça kalın efendim. Ekol Lojistik, Eko Kadını sundu.